Ateş! Türkiye Orta Doğu'da güçlü bir ülkedir. Türkiye olmadan bu bölgede çözümü neticelendiremezsiniz. Pençe operasyonunda bir hafta geride kaldı. Harekat planlandığı gibi sürüyor. Hedefte PKK kampları var. Halkor devamlı kullanılan bir kamp değil. Kısa sürede birlikleri işte Türkiye'ye göndermek hazır olan oraya gelirler, toplanırlar. Oradan Türkiye'ye müdahale eder. Özellikle benim zamanım için söylüyorum. Sınırlarımıza yakın olan terör kampları Türkiye'yi tehdit ediyor. Örgüt üyeleri kamplardan Türkiye'ye sızıyor ve çeşitli saldırılarda bulunuyor. Ama Kandil bizim sınırımızdan 67 kilometre uzaklık İran'a kadar gider. Ve buradan gelip, tabii Avaşin'den de vardır ama daha çok bu bölgeden gelip bu karakolları taciz eden. Bölücü terör örgütünün Hakurk dışındaki diğer irili ufaklı kampları yaklaşık 4 yıldır hava harekatıyla vuruluyor. Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki bütün kampları yok etmeyi amaçlıyor. Haftanin, Metina, Sinat tabii daha hafif, Avaşin, Zap çok kullanılan bunlar kamplar. Ve buraya bazen peşmergelerini sokmuyorlar. Emekli Orgeneral Necati Özgen, ulusal kanalda terör operasyonlarını değerlendirdi. Özgen, terör örgütlerinin silahla bitirileceğini söyledi, örnekler verdi. Görüşme ile terör örgütleri, ETA, İRA ne olursa olsun silah bırakmamıştır. Barış görüşmeleriyle bu iş olmaz. Onu silah bırakmamıştır dünyada. Biz de burası da bırakmadı. O kadar görüşmeler olmadı mı? Amerika'nın desteklediği terör örgütü PKK başarılı operasyonlar sayesinde sona yaklaştı. Artık PKK operasyonda çatışmaya girmiyor. Doğru. Neden girmiyor? Çünkü artık o imkan yok. O dönem çünkü geçti. Silahlı kuvvetler o kadar modern, o kadar çağdaş, o kadar teknolojiye kavuştu ki. Dolayısıyla eğer böyle giderse 2019 yılının veya 2020 yılının sonlarına doğru neticeleneceğini umuyorum.